Günaydın, mutlu sabahlar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tavsiye yemeğim var. Umarım beğenerek sizler de yapar, uygularsınız. Pirinçli mantar yemeği yapacağız. Bunun için tavama birazcık sıvı yağ koydum. Kendi alışkanlığınıza göre koyabilirsiniz yağ miktarını. Bir tane kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Mantarlarımı bu arada yıkadım, süzdüm. Orada bekliyorlar, kuruladım. Aslında mantar yıkanmaz, silinir denir ama ben içim rahat etmediği için hep yıkıyorum. Ondan sonra süzüp kuruluyorum. O şekilde kullanıyorum. Soğanlarımı ekliyorum yağıma. Kavuracağım. Pembeleşinceye kadar. O arada mantarlarımı İsterseniz ince ince dilimleyebilirsiniz bu şekilde. İsterseniz sadece ortadan dörde bölün, ikiye bölün. O şekilde de yapabilirsiniz. Soğanlarım kavruldu, pembeleşti. Mantarlarımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp mantarlarım bayağı sulandı. Biraz tereyağı ekledim. Küçük bir parça. Mantar yağı çok seviyor. Bu arada bunu da söylemeliyim. Hemen çekiyor. Koyduğum bütün sıvı yağ çektiği gibi bir de tereyağı ekledim biraz da. Koymayabilirsiniz de daha sağlıklı olsun istiyorsanız. Ağzını kapattım. Bayağı sulandı mantarlarım. Yumuşadılar. Bu kadar yeterli. Çok fazla pişmesine gerek yok henüz. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da çok tepeleme olmasın. Biber salçası ekledim. Hafif kavuracağım, karıştıracağım. Bir çay kaşığı pul biber koymayabilirsiniz, acı sevmiyorsanız. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrar baharatlarımla şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada altı çok harlı olmasın, orta ateşte. 3 yemek kaşığı kadar pirincimi yıkadım, süzdüm. Onları ekleyeceğim. Karıştırıp suyunu vereceğim. Sıcak su vermenizi tavsiye ederim. Ben yemeklerimde genelde hep sıcak su kullanırım. Çünkü yemek sıcakken soğuk su eklenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu böyledir aşçılıkta da. Yavaş yavaş ekliyorum suyumu ki birdenbire boşaltıp da
ayarını kaçırmayayım diye. Biraz daha ekleyebilirim. Pirinçlerim pişecek. Çekecekler suyu biliyorsunuz. Daha sulu böyle olsun istiyorsanız su miktarını biraz daha fazla tutabilirsiniz tabii ki. İsterseniz daha sonradan da az gelirse yine sıcak su, dediğim gibi kaynamış su ekleyebilirsiniz. Ağzını kapatacağım. Pirinçler pişinceye kadar 10-15 dakika kadar pişecek. Bu süre yeterli. Yemeğim pişti. Servis tabağıma aldım. Yanında istediğiniz şekilde başka çorba falan yaparak bu şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sevgiyle kalın.